Bunlar üzerinde duracağım. İkinci önemli noktam benim ise hedef kitle analizimdir. Buradaki olay da benim hedef kitlem öğrenciye tabi gelmektedir, eşit gelmektedir. Öğrencilerimi ben analiz etmek zorundayım. Seçtiğim hedef konular uygun mu değil mi diye. Ve öğrenci eğitimin en başta gelen öğesi olarak da tanımlanabilir. Evet, öğrencilere en iyi hizmeti verebilmek için öğrencileri benim analiz etmem gerekir. Yani hedef kitle analizimi devreye sokmam gerekir. Bunda da neler yapmam gerekir? Sosyoekonomik durumu burada benim öğrencimin önemli. Benim ondan belirlediğim hedefler doğrultusunda isteklerim olabilir. İlköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde, üniversite düzeyinde beklentilerimiz olabilir. Ödev konusunda da en basit bir örnek veriyorum ki işte bu ödevin bana çıktısını alıp getirir misin bilgisayar aracılığıyla? Bu da bir sosyoekonomik durumunun öğrencinin yeterli olup olmadığını içeriyor. İkincisi zihinsel ve bedensel gelişimi. Bir spor dersinde, beden dersinde bedensel olarak uymayan ya da herhangi bir rahatsızlığı olan bir öğrencide benim beklentim daha düşük olması gerekir. Aynı şekilde zihinsel beceriler de buna katkı verir. Öğrencilerin beklentileri nelerdir? Yani bu belirlediğim hedefler konusunda benden, öğretmenlerden, kendi arkadaşlarından elde edeceği davranışlardan gelişim farklılıkları çok önemli, çok önemlidir. Yetenek alanları herkesin yeteneği aynı değildir. Farklı yeteneklere sahiptir öğrenciler, kişiler daha doğrusu. Yani bireysel farklılıklar burada çok önemlidir. Benim seçtiğim konular sınıfımdaki tüm öğrencilerime uyuyor mu? Bu benim önemli bir noktamdır. Öğrenme stillerim bazı öğrenciler vardır ki işte burada çoklu ortam araçlar devreye giriyor. Sadece sözel olarak bilgiyi çok iyi alabilirken bazısı görsel, bazısı hepsini bir arada alması gerekiyor ki motive olsun ve dikkat çekiciliği sağlanıp seçici algılarını ortaya çıkarabilmemiz için. Ders çalışma alışkanlıkları da bu şekilde. Kendimizden örnek verelim. Ben çok sessiz bir ortamda çalışırken X bir kişi müzikle birlikte çalışma ortamını daha aktif hale getirebildiğini düşünüyor ya da alışkanlığı olarak da ifade edebiliriz. Tutumları da bu şekilde ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak hedef kitle analizimi yaptıktan sonra hedeflerimi bu şekilde ben öğrencilerime, hedef kitleme ben iletebilirim. Öğrencilerin burada sahip olduğu niteliklerin bilinmesi, eğitim öğretim teknolojilerinin öğrenme öğretme süreçlerine yönelik yürüttüğü tasarım faaliyetinin etkililiği açısından oldukça önemlidir. Burada devreye öğrenci analizi yaptıktan sonra devreye insan gücü olarak adlandırıldığımız öğretmen faktörü ortaya çıkıyor. Buradaki öğretmen faktörünün önemi nedir? İşte eskiden öğretmen sadece bilgiyi aktaran kişi olarak tabi tutulurken şu anda ise öğretmen rehber olarak rolünü değişmiş durumdadır. Sadece biz yol gösterici olabiliriz. Bilgiyi alıp almama artık karşıdaki öğrenen kitlesine kalmıştır. Bunun akabinde çağdaş bir öğretmenin, öğretenin nitelikleri neler olmalıdır? İlk olarak mesleğini seven biri olmalıdır. Eğer mesleğini sevmiyorsa kesinlikle karşısındakine sevgisini aktaramaz zaten. İkinci olarak toplumun sorunlarını irdeleyebilmeli, toplumun sorunlarına sahip çıkabilmeli ve çözümler üretebilmeli ve bu bağlamda aktiviteler ortaya koyabilmeli. İnsan ilişkilerinde başarılı olmalıdır ki öğrencilerine örnek birer vatandaş olabilmeyi nasıl göstereceğini bilmesi gerekir. Ve şu anki içerisinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim teknolojisinin çağına uygun teknoloji okur yazar olması gerekmektedir. Bu şekilde hedefimizi, hedef kitlemizi analiz ettik. Hedef kitle doğrultusunda öğretmenlerin üzerine düşen görevlerden bahsettik. Şimdiki konumuz ortam, yani eğitimin yapıldığı eğitim öğretim ortamından bahsedeceğiz. Eğitim ortamı öğrenme öğretme süreçlerinde bilgi iletme işleminin meydana geldiği, öğrencinin konu ile etkileşimde bulunduğu, personel, araç gereç, tesis ve organizasyon öğelerinden oluşan çevre olarak tanımlayabiliriz. Ortam çağımızda teknoloji alanında yaşanan gelişmelere ayak uyduracak eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğundan bize bahseder. Eğitim durumlarının klasik sınıf ortamlarından laboratuvarlara, işliklere,
kütüphanelere, öğrenme merkezlerine, spor salonlarına, resim ve müzik odalarına, konferans salonuna, akıllı sınıflar, sanal sınıflar, e-öğrenme ortamlarına geçiş olmaktadır.